Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar William Carvalho transferi çıkmaza girdi diyerek başlayalım. Sonradan da uzunları bitirip kısa kısaya girelim. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Carvalho ile ilgili bir istekte bulunmuş. Gazetelerde bunu haberleştirmiş arkadaşlar. Nedir o istek? Pellegrini Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın istediği Carvalho'nun takımda tutulmasını istemiş. Şimdi Endülüs merkezde Estadio Deportivo'nun gazetesinde yeni bir iddia ortaya atılmış. Pellegrini 2021-22'de çok iyi performans gösteren oyuncusuna gelecek tekliflerin geri çevrilmesini istemiş. Fenerbahçe'nin teklifi reddedildi diyor. Şimdi insanın aklına iki şey geliyor. Bir şimdiye kadar aklın neredeydi? Tövbe sev. Şimdiye kadar şimdiye kadar senin aklın neredeydi? ne 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 bir Değil mi? Aklı neredeydi arkadaş şimdiye kadar? Yani bu kadar söylenti oldu, bu kadar teklifler oldu, görüşmeler oldu. Bu biraz bana saçma geliyor. İkinci olay şu. Transfer rakamı muhtemelen beğenilmedi. Hani tamam kalmışsın istiyorsunuz ama sizin oyuncunuz da kıymetli ama dememizi mi bekliyorlar acaba? Hani aklıma başka bir şey gelmiyor. Hani acaba fiyat yükseltme politikası olabilir mi acaba? Siz daha iyi bilirsiniz ama bir yıl sözleşmesi kalmış. Hani Fenerbahçe içten bir 5 milyon euro istenmiş, şöyle yapılmış, böyle yapılmış. Fenerbahçe anlaşmış 3 yıllığına Hani 2,5 milyon euro yıllık ücret civarında da anlaşmış. Seni yıllık ücret yükünden de kurtaracak. <laughs> bilmiyorum ya iş Fenerbahçe olduğu zaman mı böyle oluyor? Başka takımlara da böyle oluyor mu bilmiyorum. Betis 16 milyon euroya aldı. Dürüstesi 700 milyon euroya alsın. Fark etmez. 2018'de aldı. 73 kez Portekiz milli takımı forması diyor. Durum bu. Şimdi <laughs> o gazete bu haberi verirken yani O Gazete bu haberi verirken Diario de Sevilla da şu haberi veriyor. Carvalho ile Fenerbahçe görüşmesi yani Carvalho için Fenerbahçe Betis görüşmesi çok çok sıkılaştı. Artık Fenerbahçe onu alıp Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynatmak istiyor diye bir haber yapmışlar arkadaşlar. Yani bakın aynı ülkenin iki gazetesi hani bizim Türk medyası yapmış olsa dersiniz ki, hocam işte ee, okunsun diye yapıyorlar. Biri öyle biri böyle. Türk medyasının da sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe Jesus'un çok istediği William Carvalho için Real Betis'te teklifini yükselterek tekrar temasa geçecek diyor. Yani Sercan Hamzoğlu da diyor ki e bu iş biraz duygusal diyor. Yani Fenerbahçe duygusal açıdan bu orada diyor. Ben Sercan Hamzoğlu'nun haberine e daha çok itimat ediyorum sanki o daha doğru gibi geldi de ikinci habere geçelim birinci haber bitti Luis Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı şimdi uzun uzadıya iki saat anlatmayacağım Luis Gustavo'ya Botafogo'nun e, talip olduğu Botafogo'nun Fenerbahçe ile masaya oturduğu Gustavo'nun da Fenerbahçe'den çok çok yüksek yıllık ücret aldığı için başka teklifleri geri çevirdiği iddiaları var bir yıl daha mukavelesi var. Yaşı 34. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Gustavo kendisi çok iyi biliyor. Mesela Fenerbahçe'den gerçekten 3,5 milyon euro alsın diyelim. Botafogo kaç verir? 1,5 verir. Mantık olarak düşündüğü zaman Fenerbahçe'de bir para bırakmış olacak. Ama gönülleri kazanmış olacak. Yok. Mantık olarak Fenerbahçe'de para bırakmış olacak ama önceliğini hani şey önümüzdeki senelerin önceliğini değiştirmiş olacak. Yani belli sabit ücretlerle gitmiş olacak. Bizdeki parayı bırakmak istemiyor. Şimdi <laughs> oyuncu için de Botafogo'nun muhtemelen bonservis talebi yoktur. Yani bonservis diye. Şimdi maaşında indirim talep etti Fenerbahçe diyor. Git diyor. Bonservis istiyor diyor. İşte hani bu kulüp demiş ki biz bonservis veremeyiz. Maaşın en fazla yarısını öderiz demiş. Muhtemelen Fenerbahçe de diyecektir ki bak terbiyesizlik yapmayın alıyorsanız et tarafını bir alın. Hem bacağı sizin olsun hem ayağı sizin olsun. Kemiğine kadar sizin olsun kardeşim. Biz, bize alakadar etmez. Diyecektir muhtemelen Fenerbahçe. Yani bacağına kadar sizin olsun diyecektir diye düşünüyorum. E hal böyle olunca da transfer neye bürünecek? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama dediğim gibi e, biz kolunda bacağında değiliz. Neresini alıyorlarsa alsınlar. Yeter ki bizi bu dertten kurtarsınlar. Fenerbahçe'den Dudu hamlesi diyor. Yine geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Hatırlayın arkadaşlar. Jesus'un sol kanat için Palmeir Yaş'ın yıldızı Dudu'yu istediğini yazmışlar. Ben bu haberi daha önce konuştum. Gereken duyumlarımı verdim. Yani tekrar etmemin gereği var mı bilmiyorum. Ama şu var. Sol kanat için Bruno Henrique ismi konuşuldu. Sakatlık vesaire malum. Akşao ismi konuşuldu. Onu da kulübe göndermek istemiyor. Vargas ismi konuşuldu hem sağ hem sol için. Vargas için de şu anki İspanyol kulübü 7 8 9 10 milyon euro bana ağzını açtığı için bakın aynı şeyin içinde haberin içerisinde 3 tane farklı duyum bir tane de dudu duyumu 4 duyum birden veriyorum. Sonra demeyin abonelere duyum vermiyor hep üyelere veriyor o zaman ben gidiyorum. Git. Sen videoyu dinlemeyeceksen boşuna durmanın bir manası yok. Ya kalabalık yapmayın azından. Şimdi <laughs> bu isimler bu yüzden olmadı. Şimdi Palmer yaştan Dudu'ya çevrilmiş. Mario Branco Ali Koç'ta yaptığı toplantının ardından Jesus Branco Ali Koç toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantı sonrasında Fenerbahçe Dudu için Brezilya kulübü ile temasa geçmiş arkadaşlar. Şimdi her zamanki yaptığımız şeyi yapalım. Açalım transfer marketi. Dudu Palmeiras ya da Dudu transfer market. Girelim profiline. Yanlış anlaşılmasın. Bu söyleyeceğim tabiri de kimse başka bir tarafa çekmesin ama adamın profilinde orada eşe kadar 12 milyon euro yazıyor. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2023 yazıyor. Bakın 2023 12 milyon euro. Basit bir soru soracağım. Birçoğunuzun zoruna gidecek ama ne, neyimizle alabiliriz bunu? Yani ne verip alabiliriz? Karşılığında ne vereceğiz? Dua ederiz hocam. Bilmiyorum adamlar Müslüman değil ki duaya inansınlar. Ya adamlar 3 Ağustos 2020'de 7 milyon euroya almış. İşte pardon 3 milyon euroya almış Palmyra'yı. Adamlar 2020'de al duha ile 7 milyon euroya kiralamışlar. Artık hülleme yaptılar ne yaptılar ben onu bilemem. Ama 7 milyon euroya kiralamışlar. Adam gelmiş bu sene oynatmışlar. 37 maç 2854 dakika 7 gol 5 asist yapmış. Yani fena da oynamamış. Ben size düz mantık söylüyorum. Size ya daha doğrusu bize duduyu oklatırlar. O yüzden çok fazla buna takılmayın arkadaşlar. Yani buna çok fazla takılmayın. Diyorum ya Botafogo Gustavo'yu almak istiyormuş da biz bonservis vermiyoruz ama maaşının yarısını veririz falan filan demiş. On servis vermiyorsan maaşının tamamını verirsin kardeşim. Bu kadar basit. Almak istiyorsan. Kapı gibi topçu. Ne diyor arkadaşlar Brezilya basını Dudu için? Ben onu merak ettim. Fenerbahçe Dudu'yu ikna etmek için çok astronomik bir teklif yaptı. Ancak Dudu henüz kararını vermedi demiş. Jesus da görüşecek diyor. Brezilya basına göre Fenerbahçe'ye gitmesi zor diyor. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Arda Güler için Sao Paulo'dan astronomik bir teklif geldi ama Fenerbahçe kabul etmedi. Külliyen yalan. Uyduruyorum kafadan. İnanılır bir yalan değil mi arkadaşlar? Bence inanılır bir yalan. Hocam Sao Paulo biz Brezilya'ya niye topçu verelim? Ata biraz da süslesem işte Sao Paulo'nun efsane isimlerinden işte şu şu araya girdi dedi ki bu çocuk işte yeni Pele olacak. Almanız lazım. Hatta fırsatı varsa Türkiye A milli takımını seçmeden Brezilya milli takımını seçtirin falan filan desem inanılır olur. Bu da öyle bir şey işte. Fransız temsilcisi Ren, Kim Minji için Kim Minji'yi transfer etmek için ilk teklifini yükselterek Fenerbahçe'nin kapısını çalacak demiş Sercan Hamzoğlu. Ee, haber doğru olabilir ama Ren takımına gideceğini zannetmiyorum Minji'nin. Onu söyleyeyim. Kaleci transferi konusunda Tarık Çetin ismini yazmışlar. Hayretler içerisinde okudum. Gerçekten de Tarık Çetin ismini yazmışlar. Bitmek üzere bu transfer diye. Fenerbahçe'ye çok yani şok içerisindeyim. Yani sanki daha önce duymuş gibi ama hiç duymamış gibiyim de. Valla Tarık Çetin al alınabilir. Mantıklı alma önceliği de biz de güzel bir paraya alabiliriz. Takımımızın şu andaki yedek kalecisi Ertuğrul Çetin'in de kuzeni olur. Birinci dereceden. Birinci dereceden kuzeni. altyapımızda yetişti. Yetiştirme bedeli falan da ödenmez. Mantıklı. <laughs> Emre Tezgel diye bir oyuncu vardı. Forvet atılıyor musunuz? Fenerbahçe'ye yazıldı, çizildi dediler ki işte hocam bu çöpümü alıyoruz. Hocam Allah'ını seversen bırak işte Stock City'nin çöplerini mi topluyoruz şöyle böyle falan filan. Aynı Emre Tezgel Stock City ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış. Şimdi alın da görelim. Şimdi alın görelim. Adam U18 liginde 9 maçta 12 golü var. 802 dakikada hem de. Totalde totalde 26 maça çıkmış. Hani Premier Lig 2 diyor. Ya yani Rezerv Lig'de 11 maçta 4 gol 1 asist falan yapmış 930 dakikada. 26 maçta 16 gol 1 asisti vardı 2093 dakika. İyi de bir Fenerbahçeli. Ee, hayırlı olsun yani. Şimdi şimdi çöplemeye başlarsınız. Bak Beşiktaş Muleka'yı alacak diye Yere göğü inlettiniz. Beşiktaş'ın elden mule kaçıyor kaçıyormuş herhalde. Öyle duydum. Hiç ses çıkarmazsanız, ama Fenerbahçe olduğu zaman çöplediğiniz futbolcu şimdi yere göğe sığdıramazsınız. Son olarak da arkadaşlar sosyal medyaya dün paylaşılan ama çok fazla etki görmeyen bir haber var. Fenerbahçe'de Pelkas 4, Tisserand 3, 7, Zayt 6 toplam 13 milyon euroluk teklifler geldiğine dair. Elkas 4, Tisserand 3, Zayt 6. Şimdi iyimser bir bakış açısıyla bakıyorum. Hepsini birer milyon euro fazlaya satsak ya da Pelkas'ı 5'e satalım. Tisserand 3.5 olsun. Tamam mı? Zayt da 7 olsun. Okey misiniz? Ben okeyim. Hocam biz Zayt gibisini bulamayız. Arkadaşım forvet almamız gerekiyor. Mu? Hocam kesinlikle forvet alalım. Forvet almazsak Ali Koç istifa. E, para. Hocam forvet alalım. A klas forvet alalım. Basalım parayı 50 milyon euroluk forvet alalım. Para. E ben bilmem hocam onu. E, perkas Sites. Yani 13, 12, 15 buçuk benim hesabıma göre 15 buçuk falan gitse ne dersiniz? Yani bu haberin doğru olmasını canı gönülden istiyorum. İnşallah doğru çıkar bu haber. Ha, teklifler var. Tisserant'a teklifler var. Açıkça söyleyeyim ben Tisserant'ın kalmasını çok beklemiyorum. Öyle güzel teklifler var. Tisserant'ın da gönlü var gitmeye. Gönlü de var. Çok da güzel. Yani bir eksiklik yok ama transfer duyumu böyle bir şey arkadaşlar. Siz kesin konuşuyorsunuz. Adam son anda menajeri pürüz çıkarıyor. Kaynanası pürüz çıkarıyor. Olmuyor. Şimdi Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmında bir toparlama yapalım. Şöyle bir toparlama yapalım. William Carvalho için teknik direktörü şöyle dedi, böyle dedi. Ben çok ihtimal vermiyorum. Karvaylı'da son dönemde hem oyuncu kanadından hem kulüp kanadından bir yumuşama vardı. Bu yumuşama neticesinde Fenerbahçe'nin e, adımlarını sıklaştırması vardı. Ama belki de o yumuşamaya binaen hani e, balık tutanlar bilirler. Yakalarsın balığı, çeker, biraz bırakırsın, çeker, bırakırsın, balığı yorarsın. Acaba bizi yorma taktiği yapıyorlar? Düşünüyorum. Bir de Carvalho çok mu gerekli Crespo varken? Kafamdaki en büyük soru işareti bu. 15 15'e satsan, Carvalho'yu 5'e alsan kar mı elde etmiş olacaksın? O da ayrı bir mesele. Onu söyleyeyim. Benim içim atmıyor Carvalho. Dudu gelmez boşuna beklemeyin. Kim Minji A, A klas bir takıma ancak gider. Tarık Çetin için daha önce ne dediysem aynısını tekrar ediyorum. Gelmesi mümkün ama belki de Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın inadını kırmak içindir demesin. Belkas Tisserand bahsedilen teklifler gelsin anında paketlenirler. 3 tane yabancıdan kurtulmuş olursun. Lemos zaten, Kolkır zaten bunları dahil et. 5 yabancı. E çıkmak istiyorsun. 6 i̇şte altı yabancın gidiyor bak. 16 yabancı var. 10'a düşüyor yabancı sayın. Rahat rahat transfer yaparsın. Daha Max Mayer'in var. Onu da söyledik. Pakşao ile ilgili duyum gelmiyor arkadaşlar. Vargas dediğim gibi vermiyor kulübü. Bruno Henrique'nin sakatlığı malum. Mario Branco çok uğraşıyor. Emre Tez geldi. Kulübünde kaldım. Fenerbahçe doğru yolda mı? Fenerbahçe doğru yolda. Hocam ama forvet gelmiyor. Ben çok ümitsizim. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Arkadaşlar ümitsiz olacaksanız sürekli bir şeyleri kötü bir şeyler pompalayacaksınız. Bu takımı tutmayın. Gidin başka takım tutun. Ya maça çıkıyoruz. Hissediyorum hocam. Kesin fark yiyeceğiz. Futbolcu alıyoruz hissediyorum hocam ayağı kırılacak. Birine yöneliyoruz hocam gel, gelse de iş yapmayacak. Emre Mor kapı yapılıyor. Yoruma yazmışlar içimden bir ses diyor ki tutmayacak. Ya ne kadar güzel pompalama yapıyorsunuz ya. Ben de bir rakip takım futbolcu hayırsız uğursuz olsun dediğim zaman yorumlara doluşup vay Allah Allah belasını versin demişsin. Adam ölsün demişsin. Çocuğu ölsün demişsin falan filan diyorsunuz. Bu omurgasızlığınızı neye borçluyuz? Hani küçükken babanız üç kere attı, iki kere mi tuttu? Bunu neye borçluyuz? Yani bu dediğim arkadaşlar. Umutsuzluk pompalayan arkadaşlar. Sizin bu umutsuzluk pompalamanızı neye borçluyuz? Niye siz böylesiniz? Niye bu kadar kötüsünüz? Ya yani niye insanları negatif enerjiyle dolduruyorsunuz? Adam yazıyor Ali Koç'u ya, böyle ya. Ali Koç'u eleştir. Yazmış bir tanesi Jesus'u eleştir. Lan benim haddime mi Jesus'u eleştirmek? Senin haddine mi? Hadsiz herif. Ha ele şunu yapabilirsin. Bence yanlış. Bence şu yanlış. Bence şu hatalı. Yapabilirsin. Mesela ben ne dedim? Ben Jesus'un yerini Burak Kapaca sağ beke monte ederim. O sahayı Burak kapacak. Türkiye'nin en iyi sağ olur. Şimdi yaptım adam yaptı. Şimdi şey mi diyeceksin? Bak Jesus'a akıl verdi. Jesus dinledi. Hayır. Bu görüşüm. Mesela ben diyorum ki bana kalsa bek almam. Ben almam. Novak. Nova derim ki gel seninle bir masaya oturalım. Sözleşmendeki fiyatı düşürüyorum. 700 bin euro. Şu kadar maça çıkarsan opsiyon koyduralım. Sözleşmeni uzatalım. Her sene. 3 sene ek sözleşme yapalım. Bak Jesus tedrisatından altında Nova kişi yarar. Ama arkaya çok adam kaçırır. Böyle bir sıkıntısı var. Bana kalırsa Ferdi Jesus'la bak George Jesus takımında Ferdi Solbek oynamaz. Benim düşüncem bu yönde. Ferdi Solbek'te hiç oynamaz hem de. Aksine Ferdi önde oynaması lazım. George Jesus tetris altında. Bana kalırsa öyle. Yine aynı şekilde İrfan Can'ı sağ kanada hapsediyoruz. İrfan sağ kanatta olmaz. İrfan'dan Jesus tetris altında 8 olur mesela bana kalırsa. Merkezde oynaması lazım İrfan'ın. İrfan'ın 8'de oynaması lazım bana kalırsa. Yani bu benim şahsi fikrim. Sol beke sol ayaklı isimler oynaması lazım. Çağatay'ın oynaması lazım. Novak'ın oynaması lazım. Novak da şöyle bir durum var. Gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa gidebilir. Yani Samaci var, Wellington var. Bunlardan biri çekilmesi lazım. Marcelo ismini getirirsen Ferdi'yi de bitirirsin. Bunları da getirirsen en azından rekabet yaparsın. Bir maç bir oynar belki bir maç bir oynar. Ama Jesus çok fazla e, rotasyonu sevmeyen bir teknik adam. Bilginiz olsun. Yani kafasında bir ilk 11 şekillendirir. Sakatlık şu bu olmadığı müddetçe maçlar peş peşe gelmediği müddetçe bu 11'i değiştirmez. Hocam antrenmanda çok iyi performans sergiledi. Bir antrenmanda çok iyi performans sergiledi diye o adamı ilk on bir koymak da haksızlık olur. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Şu an dikkat edin. Futbolcuların hepsi ne, ne kadar çalışıyorlar, çabalıyorlar. Jesus'un as on birine girmek için. Umarım anlatabildim arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.